Herkese sinek dolu bir günden merhaba. Sinek istilasına uğramış bir durumdayız. Şu an göremiyorsunuz belki ama şu ipin üzeri sinek dolu. Buraya cam kapama yaptık. Hani burada rahat bir şekilde oturabilmek için. Ama inanılmaz bir sinek istilasına maruzuz. Bakın sadece bir pencere açık şurada. Ve bu ölenler de benim buraya ilaç yapmamdan ölenler ve bu ondan sonraki ertesi gün yani aynı oranda tekrar sinek geliyor. Sadece bizim bu evde değil hani diyeceksiniz aşağıda koyunlar var. İnanın bu Bayındır bölgesinde yani gittiğimiz her yerde bir sinek yoğunluğu var. Yani inanılmaz bir sinek istilası olmuş durumda bir iki haftadır. Evin içinde artık sinek avlamaktan ki sinekliklerimiz var ona rağmen giriyorlar. Sinek avlamaktan artık yorulduk. Şimdi ben de o yüzden daha önceden aldığım bir ilaç vardı. Bir etrafa bakalım o ilacı yapacağım. Normalde Raid sıkıyordum her tarafa. O anlık olarak öldürüyor ama sonradan tekrardan geliyor. Şimdi yapacağım ilaç ise hayvanlar oraya konduğu zaman onları öldüren bir ilaç diyebiliyorum. Bakalım bir deneyelim. Yemin ediyorum her yer sinek içinde artık ne yapacağız bilmiyorum. Yani inşallah havaların soğumasıyla yok olur. Ya da bakalım bu ilaç işe yarar inşallah. Hep beraber sizinle deneyelim, görelim. Yani şuna bakar mısınız? Bu nedir yani? Her yer sinek, her yer. Evet, bizimkiler yemek yerken komşumuz Zorbey geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Mesaisi bitmiş. O burada bizim çalışıyor. Bize uğradı. Sağ olsun. Uğramışken ben de şimdi ona böcek ilacı yaptım. Böcek ilacı sizde mesaimiz var mı? Başlasın. Var mı sizde de sinek? Var ya, köyde çok var. Hayvancılık olduğundan dolayı köyde çok sinek. Hayır, mesela ya. Birkaç ay önce bu kadar var mıydı? Birkaç ay önce bu kadar yoktu. Evet. Evlere dadanmalarının sebebi şimdi havalar soğudu ya, evin içi sıcak. Sıcağı kaçıyor değil mi? O yüzden sıcağı kaçıyor. Ya biz işte cam balkona oturalım diye yaptırdık. Sineklere yaradı yani. Sineklere ya oturması için yapmışlar. Şey yaptı. Eve dinledi. Mekan yani. Ettiler ya. Bilmiyorum da bir iki haftadır inanılmaz çok. Şimdi bakın şöyle bir ilaç var. Göstereyim size. Şöyle Drogon diye. Bunu ben fuarda da görmüştüm. Muğla'da almıştım. Bir türlü yapmak nasip olmamıştı. Şimdi hem sinek hem pire, kene hepsine etkiliymiş. Bir deneyeceğiz bakalım. Çözüm olursa sizler de kullanırsınız. İkisini de yarım yarım. Yarımdan az hatta buna koyacağım. Karıştıracağım. Sanki 5 litreye yarısı, yarım yarım koy demişlerdi bana. Öyle hatırlıyorum. Ona göre biraz ayarlayacağım işte. Sizde de kedi köpek var mı? Kedi köpek var ya çok. He? Bizde 3 tane köpek, 3 tane yok 4 tane kedi var. Oo. Ondan sonra 10 tavuk, yaklaşık 5 civciv falan var. Tavuklar büyük cins mi? Tavuklar büyük cins. He, yumurta alıyorsunuz mu? Yumurta. Şu anda havalar soğuk olduğundan dolayı vermiyorlar. Bizimkiler de vermemeye başladı ya. Vallahi. Havalar soğuduğundan dolayı. Evet. Şey, köpekler? Köpeklerimiz sokak köpeği ya. Sahiplendik onları. Hı hı. İyi yapmışsınız ya. Yani cins alma sahiplen tarzında düşünüyoruz. Sloganıyla. Sloganıyla ilerliyoruz. Bizim köyümüz maşallah hayvansever dolu ama ne yazık ki bu art niyetli insanlar bunu kendi şeylerine kullanıp buraya sürekli köpek atıyorlar. Ya çok kötü ya. Sürekli köpek atımı oluyor. Hayvanlar aç kalıyor. Ölenler oluyor aralarında. O yüzden ya biz burada yaşadık ya. Sıkıntı. İnsan kahroluyor vallahi. Bilmiyorum bu sonu böyle nereye kadar gider de. Biz elimizden geldiğince besliyoruz ama yani
Bu bir günlük, iki günlük, bir haftalık bir şey değil ki. Yani bu hayvanlar senelerce yaşıyor. Yani belediyenin bir iki sene böyle çok sağlam bir kısırlaştırma yapıp bunu kontrol altına alması lazım ya. Heh, coşturdun onları. Yalan. Yalan. Kazma orayı, gel. Kazma. Sen yaşlandın oğlum. Artık öyle koşturacak gücün yok. Ne oldu? Nefes nefese kaldı. Ne oldu? Evet, şimdi hazır kameraman da bulmuşken şey yapalım. İlacımızı göstereyim. Evet. O hangisi? Bu sinekler için olan. Biraz da bundan koydum. Hepsinin kökünü kurutacağım. Seni hiç akrep soktu mu? Akrep sokmadı. Nasıl? Seni soktu herhalde. Vallahi gizemle soktu bizi. Atayı bile soktu, biliyor musun? Nasıl bir duyguydu? Böyle bir acı yok yani, çok feci. Ya eline böyle çekişte vuruyorlarmış gibi, felaket. Bir de o gün misafir vardı bizde, öyle çoluk çocuk, kalabalık. Bir soktu, tamam mı? Tam da yemeğe oturacağız. Kütük taşıyorum böyle, kütük ittiriyorum. Kütüğü de uzun zamandır yerinden kalkmamış. Kaldırınca altındaymış. Elimde bir sızı hissettim ama değişik bir şey, tamam mı? Şimdi söylesem çocuklar, herkes korkacak, tedirgin olacak. Onun bir acıyor canım ama çaktırmamayacağım. Hemen gittim buz aldım. Buz tutunca rahatlatıyor. Ama o akşam böyle çoluk çocuk herkese çaktırmadan acılar içinde yemek yedim yani. Evet, ilacımızı yaptık. Şimdi önce bir ahıra, koyunların oraya yapacağım. Sonra yukarı yapacağız. Allah, alttan patladı. Yok mu öyle bir şey? Böyle ilaç diyeyim bari, patladıysa. Nasıl patladı be? Bir şanssızlık var ama az önceki bozuldu. Allah, ben anlamadım. Yapmamam gerekiyor belki de. Şuna bak, böyle bir şey yok ya. Delindi ya. Şuna bakar mısın? Böyle bir şey gördünüz mü ya? Resmen delindi. Koyunlar da bakıyor, ne yapıyor bunu acaba diye. O kadar sinek var ki yani, böyle bir şey yok ya. Beyaz beyaz. Camda inanılmaz lekeler bıraktı yukarıda cam kapımı. Orayı çekmedik değil mi? Orayı çekmedik. İyi ki çekmedik, iyi ki görmediniz. Berbat oldu. Alttan da delindi, inanılmaz bir şey yani. Bu kadar kalın plastik nasıl delindi? Nasıl basınç yaptıysam. Evet, ilaçlamamızı yaptık. Biraz biz de ilaçlandık.
tavanı yaparken saçıma döküldü. Belki bu vesileyle saç çıkar biraz. Değişik bir buluş gerçekleştirmiş oluruz. Şimdi artık biz de dinlenmeye geçiyoruz. Zorba'yı da çalıştırdım. Ona bir çay kahve molası. Evet, Abdullah abiyle buluştuk tekrardan. Şu an Manisa Turgutlu'ya geldik. Burada niye geldik? Hayalimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Gerçi Abdullah abi onu çocukluğundan beri gerçekleştirmiş de ben gerçekleştireceğim. İnşallah kısmet. Bu eski Rus motorları var. Planet miydi abi? Planet diye geçiyor. Evet, Planet 5. Sepetli, böyle yanında sepetli. Köylerde çok kullanılan böyle. Çok cefakar bir motor. Hatta Abdullah abinin yaylada vardı. Eski videolarda görmüşsünüzdür. Binmişliğimiz de var. Evet. Ama biz Abdullah abi soktu kafama. Onun eski modeli var. Böyle 70'li yıllardan mavi. Muhteşem bir şey. Bu Manisa Turgutlu'da da bunun ustaları varmış. Şimdi o motora bakacağız. Hayalimde böyle bir motor alıp, hatta Abdullah abiyle ikimiz beraber alıp, Bayındır'da bir usta varmış değil mi abi? Evet. Ona yaptıracağız. Nasip olur, kısmet olur, alırsak yaptıracağız. Böyle bir hayal şeye kapıldık şimdi, hevese. Şimdi ufak tefek bir araştırma yapıyoruz. Şimdi bakalım buradaki ustaları bulacağız. Onlarla konuşacağız. Çekim yapabilirsem size de göstereceğim oraları. Şimdi Ahmetli'ye geldik değil mi? Şimdi Turgutlu'daydık ama Turgutlu'da bir yer bulamadık. O yüzden çekim de yapmadım. Şimdi Ahmetli, Manisa Ahmetli'ye geldik. Manisa Ahmetli Sanayi Sitesi'ndeyiz. Burada bir yer varmış. Baya 100-150 tane o tarzda eski motorlardan bulabilirsiniz dediler bize. Bakalım bulabileceğiz mi burada? Şimdi sanayinin içini dolaşıyoruz. Evet, Rus motorlarının menbaasına geldik. Bakın her yerde. Bunlar artık burada olmuş tabi. Bakalım içeride güzelleri var mı? Bunlar hurda olmuş abi. Aynen. Bu seninkinden. Değil mi? Şunlar bak, şurada var. Bir tane daha var abi. Bunu siz mi yaptınız? Bunu siz mi topladınız? Böyle miydi? Valla ben dükkana girdiğimden beri böyle. Çalışını biliyoruz mu? Valla tertemiz ya. Bak. Güzel değil mi abi? He? Aa işte bu ya, bizim hayalimiz o. Şu sepetli. İşte aradığımız motor burada bakın. Tam hayalim bu. Bu sepet. Çok güzel. Vallahi harika. Bakın nostalji kapatmışlar. Üstünü. Çok güzel. Kırmızı olanlar daha yeni modelleri. Daha böyle 80-90 model. Şu maviler de 70 modellerde. Daha eski, nostalji bir havası var ama bizim istediğimiz şu. Evet, oraya baktık da orada usta yok. Bugün burada değilmiş şansımıza. Evet, dışarı gitmiş. Biz de şimdi başka yerleri dolaşıyoruz. Bakalım buralarda bulabiliriz. Bayağı. Gözüme çarptı mı? Birkaç yerde de vardı değil mi? Arkalarda mı? Evet. Bir şuradan döneyim ben. Dön bakalım. Arap şurada köpek var. Tamam, geri dönebilirsin. Şuradan bir dönelim. Ama çok güzel motorlar ya. Yani o sepetle çoluk çocuk. Hepimiz iki tane böyle bir bineceğiz abi. Tam nostaljik güzel. Gez dur yaylalarda. He? Tam nostaljik, çok güzel de. Yapacağız mı abi? Yapacağız. Allah'ın izniyle karşı kapıyı koyduk. Ya işte eski alsak astarı yüzünü geçer mi yani? Ben o restore işinden korkuyorum. Ya denemeden hiçbir şey olmaz. Hani işte toplamak mı mantıklı, yoksa böyle derli toplu bulmak mı mantıklı? Ben onu... Ya derli toplu bulmak mantıklı ama fiyatlar çok uçuyorlar yani. Çok uçuk fiyat ya, istiyorlar. Evet. Çok uçuk fiyat istiyorlar. Evet, takipçilerimize sorayım. Sizin böyle dededen babadan
garajınızda, deponuzda gizli saklı kalmış, bize vermek isteyen var mıdır? Hani böyle anlaşırsak alabiliriz. Hiç ummadık yerlerden çıkıyor çünkü. Ama özellikle o sepetlilerden istiyoruz. Onlar çok güzel gerçekten. Nasip kısmet. Hayırlısı bakalım. Bulacağız Allah'ın izniyle. Bugün olmasa da. Evet. Bir gün bulacağız ya. Evet. Motor ararken çok güzel bir doğa harikası bulduk. Sizinle de gösterelim istedik. Abi balıkları falan var bak. Oo. Baksana balıkları. Harika bir yer. Abi burada ne serinlenir ha yazın. Yazın akıyor mudur acaba? Herhalde akıyordur bilmiyorum ama ben ilk defa geliyorum. Çok neredeyiz güzel şimdi? Onu da bilmiyorum. Biz şimdi kiraz ödemiş. Güzel kahve girdik ama burası. Evet, Bozdağ'a doğru gidiyor değil mi burası galiba? Ama tam mevki olarak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Of harika ya, bakın şurada. Şu seste. Aşağı inelim mi abi şurada? Harika ya. Gezerken muhteşem bir yere denk geldik ama tam konum olarak sizinle paylaşamıyoruz. Yani nereden? Ahmetli'den Ödemiş Bozdağ'a doğru giderken arada bir yer. Uşak levhası vardı. Bunun ne levhası vardı? O da döndük bize var. Nereden döndük? Böyle yol kenarında bir yer. Abdullah abi aa şuraya bak dedi. Bir anda durduk. Efsane. İyi yapılmış var ama çok güzel değil mi? Bu yazın akıyorsa bunun altında ne serinlenir ha var ya. Şuraya masaya koyduk. Ama bu su temiz midir sence? Kim bilir nereden geliyor? Ha? Bilmiyorum. Hiç kısımda yok. Buradan kiraz alınacağız, ödemiş alınacağız, onu da tutuyoruz. Bakalım. Abdullah abinin mantarı geldi. Kesin burada mantar vardır dedi. Çektik kenara. Girdik bakın. Çam ormanındayız. Şimdi burada mantar bakıyoruz. Adı neydi abi? Dede külahı vardır. Dede külahı. Dede külahı mantarı arıyoruz. Evet. Pek mantar namına bir şey yok ya. Toplamışlar bence. Ben çıkmamışlar. Doğru bakacak. Daha çok nerelerde oluyor? Ağaç diplerinde mi? Şehirlerde toprak atılan yerler. Tabii. Bizim sebze yatağında çıkmış biliyor musun? Bilmiyorum mantar. Çimen mantarı oluyor. Korktum ama ne olduğunu anlayamadım. Kahverengi gibi. Tamam çimen mantarı. Hani geçen de yayla odun yapmaya gittiğimizde bulduk ya. Almadım ondan vallahi. Da o. Keşke alsaydınız. Duruyor mu da? Yani oraya kenara koydum. Durur ya. Çimen mantarı. Mantar işi beni korkutuyor abi bilmiyorum. Buldun mu? Bak. Burada açılmışı var. Oo orada var. Bir de burada daha yeni çıktı. Bakayım. İşte. Bu dede külahı. Ve dede külahı mantarı. Kopart istersen. Ben koparım. Niye? Niye ama?
Bakın büyüğü de orada. Senin gözler iyi gör ya, ben niye göremiyorum ya? Abi bak burada neler var ha. Cam bozulu. Şu büyüğünü göstereyim ha. Bu olmuyor mu? Oluyor, oluyor. Bu da abi azmettin, buldun ha. Buldum. En sonunda buldum. Valla. Bu niye hiç bana denk gelmiyor abi, hep sen buluyorsun ya. Denk geldi ya, bak şimdi bak. Bu bana denk gelmedi. Kopart. Dipten mi koparıyorsun? Allah gitti. Fark etmez ya. Bir şirin bulduk mu Allah'ın izniyle. Yeter. Fazlasında gözümüz yok. Bunlar böyle tek tek mi oluyor? Topluca olmuyor mu? Olduğu yerde bayağı olur, çıkar da. Yok, tek tek denk geliyorsun. Serin ya bana, daha anca farkındaysan hep böyle güneye bakan yerlerden olur. Güneş bol gören yerden çıkmış. Sıcağı mı seviyor? Her şey sıcağı seviyor. Çıntar da öyle mesela. Ya. Mantar türleri benim bildiğim kadarıyla hep öyle sıcağı seviyor. İnşallah biraz daha ilerleyelim. Bulduk, bulduk. 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 Yok, doğru değil. Anne, artık ben de oyuncum öğrendim. O ben olmuyor. Ne yapayım bu? Aa, benim ona baktım içine dedi. Doğru girmeyi öğrendin mi? Söyle bakayım bir daha. Hı? Ne yaptın sen? Ben mi? Evet. Ben ne öğrendim? Ben doğru. Onu benim bir de baktık. Evet, biz Abdullah abiyle işlerimizi hallettik. Gizem de dün Ceren kız kardeşinin doğum günü vardı, oraya gittiler. Bu videoda gözükmediniz. Evet, bu videoda yokuz galiba, öyle anladım ben de. Bu video sizi... Bir şey vardı eskiden, olacak o kadar da. Beni özleyin anacım derdi. Onun gibi oldu. Biraz hasret kalsınlar sana. Evet, hasret kalmak istemiyorlar ama benim sevdiklerim. Kızacaklar sana. Kızsınlar ama çok güzel bir yere gittik. Aa. Sen de videoda izle. Alacağım şey ya. Bence hoşuna gidecek. Tamam, ben de zevkle izleyeceğim bu videoyu. Bakalım nasıl olmuş. Zaten ben önceki videolarda biraz fazla şey oldum galiba. Ön planda oldum. Şarkılar, türküler, yine piyanolar. Yine istiyorlar ama. Vallahi alışkanlık oldu. Konser çekimi mi yapsak, ne yapsak? Ben sen bazen böyle şey istiyorsun ya, bazen değil de şimdi motor istiyorum dedin mi? Dedim. Ha, ben de flüt istiyorum. Ne flüt? Benim de böyle müziksel şeylerim var ya, meraklarım. Böyle yan flüt var ya, onu çalmak istiyorum. Hiç hayatımda çalmadım. Ama çok istediğim bir şey, alıp çalmak. Tamam, o zaman önce bir motoru alalım. Hayır, önce flüt. O flüt dediğine de bakmayın, motor parasına satıyorlar ha, yani gerçekten. Motor ondan ucuz ya. Bu arada bak, çok istiyorlar ya, şimdi babam her an burada olamayacak, senin mecburen piyano öğrenmen lazım. Ben de şarkı söyleyeyim. Biz istiyorlar insanlar, sen böyle tıngırdat bir şeyler, ben hemen söyleyeyim. Öyle. Böyle arada bir şey öyle yapalım. Doğaçlama çalarım. Ama bir iki böyle şey yapsam ben şey yaparım. Şey yapamam yani. Öğrenirsin. Notalı bir tane şarkıyı çalamam. Çalarsın, ben sana öğretirim. Bak bir kere yapalım, bir gün sürpriz yapalım, olur mu? Var mısın? Sen istersen her şey olur biliyorsun. Yeter ki ister. Geliyorum. Güzel, şimdilik bu kadar. Teşekkür biz ederiz. Biz yine koşturmaya işlere gidiyoruz. Ben sizleri çok özledim, yoktum ama sizler benim canımsınız. Onu söyleyeyim. Artık bir sonraki videoda hasret giderirsiniz. Zaten kaç videodur söylüyoruz şunlarla. Vallahi ya, bir türlü fırsatımız olmadı artık. Şimdi bence ilk işimiz onları yapmak olsun. Tamam. Bir sonraki videoda onları topluyor olacağız. Beraber olacağız. İnşallah. Kanalımıza da lütfen abone olun. Beğeni de atarsanız videoya çok memnun oluruz. Bir beğeniden ne olur demeyin. Ben abone olsam ne olur demeyin. Damlaya damlaya göl oluyor. Televizyondan izleyenler de cep telefonlarından açıp şöyle beğene basabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.